Anam, anam. Suya giriyoruz ama acayip soğuk. I can only imagine how it is to be with you. From the first day I saw your face, I knew this love was true. But you already taken, nothing I can do. So I can only imagine how it is to be. Herkese günaydın arkadaşlar. Günaydın gençler. Biz biraz geç kalktık. Babaannem kahvaltıyı hazırlamış, böyle bırakmış bizim için. Kesin şu an işler yapıyor. Evet. Göremedik bir türlü. Böyle gözleme var. Bir de böyle kahvaltılık. Ellerine sağlık valla. Burada da bıdıklar var. Bakın bakın. Ne attı? Hele şu. Balımın aynısı. Gençler bakın bakın. Bu da o yavruların annesi. Ne oldu? He? Ne oldu? Şuna bak. Hayatım bunu göstereyim. Bu babaannenin el reçeli, elma reçeli. Elma reçeli, bu da çilek reçeli. Kendi zeytini, kendi yaptığı zeytin. Evet. Ne oldu, sen de bekliyorsun? He, gel. Gel bakalım. Diğer yavru da bir tanesi de hemen balkonda orada. Şuna şuna. Sen çok güzelsin. Zenci olanı mı diyorsun dostum? Kedi gördükçe eve daha kedi alasım geliyor. Neyse, bize şimdi afiyet olsun. Canlar, şu an iniyoruz ve yolda bakın ne var. Şu kenara mı koysan, şu tarafı yürüyor gibiydi ama. Burada yapacak hiçbir şey yok ki hayat. Oy, ben seni yerim o bacaklara. Bakayım. Fıldır fıldır bacaklarım, fıldır fıldır. Ne oldu, korkma. Dur biraz daha kenara koyalım mı? Evet. Nefes alıp veriyor lan. Yani ne yapacağım? Ne yapacağını düşündüğüne bak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yolunu şaşma, dikkat et. Şu an Saklıkent'teyiz. Gençler, 2 sene önce balayında gelmiştik. Geçen sene de geldik şimdi, galiba ama kısaydı. Yok, buraya gelmedik hayatım. Gelmedik mi? Şimdi, ben sanki hatırlıyorum. Nein. Şimdi anılarımızı tazelemeye geldik. Evet, yani yine geldik. Hadi bakalım. Aa, şurada çok güzel şeyler satılıyor. Size bir çekeyim. Ben çok beğendim ya. Giriş yapmış bulunmaktayız. Şu ne kadar güzel atıyor ya. Evet. Çok güzel. Şöyle şöyle gidelim bakalım. Aa bakın, şurada salıncağı gördün mü? Gidelim. Sonradan ama galiba öbür taraftan gidiyor. Çok güzel ya. Kızım bak, sonra suya düşmeyelim hatun. Hayatım, sonra suyun akışına bırakırız kendimizi. Düşünsene, düşüyoruz. Şu güzelliğe bakar mısın? Gençler, bu kanyonu bir tane çoban keşfetmiş. Gençler, su buz gibi, buz. Ay aşkım, beynim dondu şu anda. Çok fena. Gençler. Nedir? Saklıkent'teyiz biliyorsunuz. Nedir? Söyledim zaten. Suya girdik hayatım. Anam, anam. Suya giriyoruz ama acayip soğuk. Ya suya göster. Nedir? İnanılmaz soğuk, beynimiz donuyor şu anda. Ve bu su öyle şelale gibi yukarıdan gelmiyor arkadaşlar, yerin dibinden çıkıyor. Ay hayatım, kaç. Kaç. Gençler bakın, öyle suya gireyim. Size kaynağını göstereceğim. Bakın taşın oradan çıkıyor. Böyle geliyor. Aşağı doğru gidiyor. Tamam, dondum.
anda saklı kentten çıktık ve nereye geldik? Gizli kent şelalesine arkadaşlar. Bakın saklı kente geliyorsanız bu böyle herhalde bir 2 kilometre gerisinde kalıyor. Evet. Hemen buna da gelin. Ondan sonra bir yere daha götüreceğim sizi. Orası da çok güzel. Burayı sakın atlamayın. Herkes buraya atlıyor genelde. Saklı kentte yoruluyorlar. Diyorlar ki ya uğramayalım. Aynen. Tamam. Ama bence orayı. O zaman biz şimdi bakalım. Hadi bakalım. Gençler burada herhalde biraz merdiven var. Aşağı doğru iniyoruz şu anda. Çok güzel ama ya. Değil mi? Tam resim çekmeyip ya. Gençler burası böyle doğanın içinde acayip bir yer. Sultanım. Güzel mi? Çok güzel burası. Evet normalde şu aşağı iniliyor. Yani biz oraya girmeyeceğiz evet. Çünkü şu an üstümüz başımız ıslansın istemiyoruz. Hı. Evet. İnsanlar oradan suya giriyor sonra arkaya şelaleye doğru gidiyorlar. Ama biz şu anda onun için müsait değiliz maalesef. Aynen ama güzeldi burayı görmek. Bu yaban. Şimdi çıkalım. Hadi bakalım başka yere gidelim. Aynen öyle. Şu an çıktık. Küçük bir alışveriş yaptık. Hemen size onu göstereceğiz. Şöyle biliyorsunuz şurada şeyi var. Denize girmek için telefon aynen. Şeyi. Telefon böyle su geçirmeyen telefon kılıfı aldık bu şekilde. Biliyorsunuz çünkü gemi turu yapacağız ve orada gerekli olacak. Bir de biliyorsunuz şöyle deniz ayakkabıları yani su ayakkabıları var. Kum, taş için hani ayağınıza vurmasın diye. Aynen öyle. Biz de dedik ki şimdi hani kiralayabiliyorsun orada 20 liraya. Bunun aynen. Da fiyatı 15 TL'ydi. Bir tane eşime bir tane de bana aldık. Yani bundan sonra gittiğimizde hiç böyle şey yapmadan kendimiz giyebileceğiz. Saklı kentte 20 liraya satıyorlar. Ha satıyorlar. Kiralaması daha ucuz. Burada ha. 15 liraya görünce buradan alalım dedik. Aynen yani 15 TL'ye bulunca aldık. Size gençler, de tavsiye ederiz. Yani böyle kumlu taşlı yerlere gidince bence bunları giymek en aynen. Mantıklısı. Çünkü ben bir kere Penti'dendi galiba. Böyle deniz ayakkabıları var ya babet gibi duruyor. Ondan aldım. Denizde bir su değdi. Ayağımdan gitti valla. Bunlar daha sağlam. En azından şey yapmaz. Evet, evet. Şimdi biz ne yapacağız? Deniz şimdi yok daha yolumuzun üstünde. Doğru. Şimdi Yaka Park diye bir yer var arkadaşlar. Yine yolumuzun üstünde Yaka Park. Bir de şey neydi? Yaka Gizli Vadi. Aynen. Orada bir de Tlos Antik Kenti var. O Yaka Park'ta yemek yiyebiliriz. Güzelmiş yemekleri. Hı-hı. Bir de şey varmış. Oradan su akıyormuş arkadaşlar. Aşkım şöyle biraz daha. Su akıyormuş. Diyorlar ki 5 dakika ayaklarınızda durabilirseniz içecek bedava. 15 dakika durabilirseniz yemek ve içecek bedava. Ama biz daha saklı kentteki yani. Bir dakika bile duramadık. Aynen. Neyse hadi gidelim. Şimdi gidelim. Çok ses çıkıyor ama. Bir yerde oturuyoruz. Burada şimdi bakalım çay, may falan içeriz. Sen yemek yiyeceksin değil mi? Ben bir şeyler yemek istiyorum hayatım. Bakalım belki ben de yerim. Belki yemem sonra yerim bilmiyorum. Bak orada da tava dondurma var alabilirim sonra. Alabilirim. Yaka Park'tan çıktık biraz çok güneş var. Oh. Bu arada arkadaşlar ben çektim mi bilmiyorum. Ben taze sıkılmış portakal suyu içtim. Eşim sadece su içti. Hava çok güzel yemedik. Serin bir yerde. İnanılmaz serin güzel evet. Bir yerde. Yani şu klimadan gelen soğukluğun aynısını orada düşünün. Daha güzeli bence. Evet yani ağrıtmayan bir, evet. Baş ağrıtmayan bir şey soğukluğu vardı. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Belki
faydalan ya işte sen ne dediysen o olur. Akşamları yani geceleri sana böyle battaniye yastığı veriyorlarmış ve ücretsiz orada konaklayabiliyormuşsun. Yatıyorsun aşağıda. Evet. Yani haberiniz olsun. Çok güzel yerler var. Yani oturabileceğiniz şelalenin yanında, üstünde bilmem ne vesaire. Aynen. Bir de bu yollarda güzel olan böyle her yerde gözlemeci ablalar var. İşte taze bahçe meyvesi satan insanlar var. Evet. Onlardan da alabilirsiniz. Yani Yaka Park'a gelmenizi öneriyoruz. Yaka Park'a çıkarken hemen yol üstünde zaten görmüşsünüzdür. Antik kent var. Tlos Antik Kenti. Şimdi evet, inerken gösteririz size de. Sonra Fethiye'ye doğru yola çıkarız. Ne aynen gibi? Öyle. Hadi artık bakalım. O zaman yeter gari. Ya güzel gezdik bugün ya. Çok güzel oldu. Evet. Evet, bakın Antik Kent burası yukarıdan başlıyor. Evet, şöyle göstereyim. Herhalde amfiteyatro var orada. Oradan başlıyor. Bayağı büyük bir yer. Mesela evet, şu karşıyı tam göster Sultanım. Yukarılarda mesela herhalde anıt mezarlar falan var. Evet, ama biz şimdi oraya kadar çıkacak gücümüz yok şu an. Ya şimdi böyle gördük yeter zaten. Aynen zaten yani gelince de pek aynı şeyde. Taş değiliz, toprak. Aa bak aşkım şey minibüsü, tur otobüsü. Ne güzel. Baba kilo mu? Vallahi. Ben aldığımı babama veriyorum. Ben verdiğimi babama veriyorum. Ahmet'ten aldım bana veriyor. O zaman yukarı mı çıkıyoruz? Evet biz yemek yedik arkadaşlar. Evet. Baba şimdi dondurma alalım mı? Alırız. En azından dondurma yiyelim. Aslında baklacımıza götürecektik de şimdi istemiyorlarmış. Yarın. Yok dondurma evet, da yemeyelim. Ahmet'in de bu arada yarın doğum günü. Cheat day'i. Diyetini bozacak. Kutlamıyorum. Biz de yarın kınadayız. Yarın aynen, biz otele geliyoruz ha. Ooo yüzeceğiz arkadaşlar. Cıbı cıbı yapacağız. Cıbı. Ahmet şey geldi aklıma hani Bülent Ersoy. Ben cıbı cıbı yok. Elbise. Efendim? Elbisen çok güzel. Teşekkür ederim. Evet. Vazgeçtik, Waffle'cıya gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Ailemiz otele geçtiler. Biz de şimdi yaylaya geçeceğiz. Yaylada ben biraz çamaşır falan yıkamıştım. Onları falan sermiştik. Onlar kurumuştur. Onları halledeceğiz. Biraz temizlik yapacağım orada. Kaldığımız odada falan. Çünkü yarın sabah erkenden otele geçeceğiz. Aynen otele geçeceğiz. Bu arada nereye geçeceğiz? Green Anatolia. Yani otel. İslami evet, otel bu arada. Bakabilirsiniz. İyi kalite kontrol yapalım biz de bakalım nasıl evet, bir otelmiş. Evet bakalım nasıl bir yermiş. Bu arada yarın kınamız var. Yani bu videoyu gördüğünüzde muhtemelen o gün kınamız olacak. Evet ve bakalım elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Yani biz sabah otele varırız muhtemelen yüzeriz değil mi? Yüzeriz hayatım takılırız. Aynen ben haşamam falan sonra gözünü. Sonra hazırlanırız fotoğraf çekimi yapacakmışız ailecek. Aynen aile fotoğrafı olacakmış. Ondan sonra öyle kına falan. Öbürsü günde zaten düğün olacak inşallah. Ama dop dolu bir gün geçirdik arkadaşlar. Çok güzel. Evet yani çok gezdik, tozduk tekrardan. Tatil dediğim böyle olacak aga. Böyle boş boş takılmayacaksın. Aynen. Gez, toz, tamam yüz et ama hep yüzmek olmuyor yani. Boş boş olmuyor. Aynen biz şimdiye kadar yüzmedik. O yüzden yarın yüzelim diyoruz. Hem zaten kına düğün falan da olacak. Ya bir de muhtemelen seneye Fethiye gelmeyiz. Bakalım seneye farklı bir organizasyon. Aynen yani çünkü ben ya şimdi hani bazısı diyor hani Fethiyelisin çok şanslısın falan. Her sene yani küçüklüğümden beri her sene geldiğim için bana artık çok normal geliyor normal buralar. Geliyor. İşte. Bana bile normal geliyor. Kaç kere geldim buraya. Evet ve hani o yüzden artık yeni yerler görelim diyoruz. Hani belki dediğim gibi seneye Ağustos ayında ilk kez belki Fethiye'ye gelmeyiz. Muhtemelen aynen, belki başka bir yere gideriz. Hani düğün müğün olmaz. Aynen düğün olursa yine birkaç günlüğüne gelebiliriz ama aynen, yine böyle şimdiki gibi bir hafta 10 gün gibi git hani. Bakalım nasip. Gitmeyiz. Nasip. Evet. Bu videoyu da artık burada kapatalım diyoruz. Allah'a emanet olun. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup ben hemen kapatıyorum. Hemen bodoslama giriyor. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.